Merhaba sevgili Aslan Burcu kadınları, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Temmuz ayında sizleri neler bekliyor, hangi konularda nasıl tavsiyeler alacağız? Ben de bir Aslan kadını olarak çok merak ediyorum şu anda. Sizlerle birlikte bakalım ben de uyumlanabilecek miyim? Burcum Aslan, yükselenim Akrep, Ay Burcum yine Aslan. Bakalım sizleri ve beni neler bekliyor, bakalım neler olacakmış hayatımızda Temmuz ayında. Bizler çok girişken, çok sadık, sefaatkar insanlarız. Tuttuğumuzu koparırız derler ya, hani öyle bir tabir vardır. Aynen öyle insanlarız. Sevdiklerimize çok sahip çıkarız. Bakalım bizleri neler bekliyormuş. Size neler çıkacak. Merak ediyorum şu an. İşin içinde kendim de olunca bayağı insan böyle meraklı oluyor. Umarım güzel enerjiler çıkar. Şu an çok heyecanlıyım. Evet. Wow, harika. Güzel. Şimdi. Sevgili Aslan Burcu kadınları ve ben. Bize diyorum. Kendimi de katarak anlatacağım. Bize bu ay ilahi adalet tecelli edecek arkadaşlar. Her ne konuda olursa olsun. İster iş olsun, ister aşk olsun, ister eğitim olsun. Her ne sorunumuz varsa, her ne sıkıntımız varsa, ilahi adalet, evren, sistem bizden yana olduğunu ilk kartıyla gösterdi. Tılsım üçlüsü ve değnek şövalyesi. Şimdi biz Aslan Burcu kadınların etrafındaki bazı arkadaş çevresinden bahseder. Bazı aldığımız tavsiyelerden bahseder. Eğitim hayatından da bahseder. Bir okul ortamı, bir iş ortamı, kalabalık bir iş ve eğitim hayatınız olabilir. Bunlardan bahseder. Ve değnek şövalyesi. Ve hayatımıza da Koç Aslan Yay Burcu erkeğin olan bir erkeğin de girebileceğini söyleyebilirim. Yani eğer bekarsanız, bir sevgiliniz yoksa veyahut da hali hazırda belki de Koç Aslan Yay Burcu erkeği bir sevgiliniz de olabilir. Yükseleni Koç Aslan Yay olabilir. Ay Burcu Koç Aslan Yay olabilir bu erkeğin. Bu erkek şövalye olarak geldiği için gayet somut adımlarla geleceğini söyleyebilirim. Tutkulu sever, aynı bizim gibi. Sabırsızdır, biraz sıkılgandır. Ama burada toy enerjileri yok. Burada daha böyle oturaklı bir enerji var. Tabi değnek kralı gibi değildir ama burada da nasıl söyleyebilirim? 25 ile 35 yaş arası bir erkeği temsil ediyor olabilir. Sizden genç bir erkek de olabilir bu hayatınıza girecek olan erkek. Sizin yaşlarınızda da olabilir. Tabii şimdi kolektife baktığımız için yaş oranını tam olarak bilemeyeceğim. Hayatınıza böyle bir erkeğin gireceğini söylüyor aslında. Veya şöyle bir anlamı da var. Eğer mahkemelik bir işiniz varsa, adalette bir işiniz varsa, bazı tavsiyeler alacağınızı ve size yardımda bulunacak olan bir Koç Aslan Yay Burcu enerjisi gösteren girişimci, hızlı, atik, çabuk davranan, sıkılgan, hani böyle işlerin bir an evvel olmasını isteyen bir erkeğin de size yardımcı olabileceğini de söyleyebilirim. Bu da bir diğer yorumdu. Eğitim hayatınızdan birisiyle tanışacak olabilirsiniz. İş hayatınızdan birisiyle tanışacak olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden birisiyle de yine tanışacak olabilirsiniz. Veya dediğim gibi hali hazırda veya aklınızda eğer böyle birisi varsa da bununla ilgili bazı durumlar, bazı görüşmeler, belki arkadaş ortamınızda görüşeceksiniz. Bir kalabalık ortamda da görüşecek olabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun adalet, ilahi adalet tecelli ediyor hayatımıza. Alttaki enerji kartlarına baktığımdaysa bizleri çok mutlu eden, bizim astrolojik simgemiz olan güneşin geldiğini görüyorum. Bu çok güzel bir şey bence arkadaşlar. Bizim Temmuz ayımız çok güzel olacak. Güneş gibi parlayacağız, güneş doğacak, ısıtacak bizi. Isınacağız daha doğrusu. Yani hayatımızdaki bu soğukluk, hani varsa tabii, veyahut da
hayatımızda olgunlaşmamış bazı şeyler varsa eğer, onların tamamlanacağını, bütünleşeceğini, çok güzel sonuçların alınacağını, bir eğitim hayatınızdan eğer muzdaripseniz onda güneş gibi parlayacağınızı, aşk hayatınızda eğer bazı sorunlarınız varsa bunların artık biteceğini söyleyebilirim. Bu rahatlıktan, bu güzellikten sonra bizi bir rahatlık bekliyor. Dinlenme ve yenilenme. Aynı zamanda gerçekten de dinlenmeye ve yenilenmeye ihtiyacımızın olduğu bir ay da olabilecek. Yani bunu yapabileceğiz. Belki bir tatile çıkacak olabilirsiniz. Belki kendi iç sesinizi dinleyecek olabilirsiniz. Gerçekten de meditasyon yapabilirsiniz. Belki ibadete yönelebilirsiniz. Ve bu ibadete yöneldikten, bu meditasyonlara veyahut da bu yenilenmeyi, dinlenmeyi yaparken de şöyle bir, aslında hepimizin ortak bir sorunu çıktı burada. Birinci çakramız, yani kök çakramız biraz tıkalı veyahut da fazla çalışmıyor da diyebilirim. Aslında bizim kök çakramızın çalışmaması diye bir şey imkansız bence. Çünkü biz aslan burcuyuz. Biz her şeyi yapmaya etmeye çok böyle bir cabbar insanlarızdır. Yani aslan burcu kadını olarak söylüyorum. Bir işimizi yarım bırakmayız. İlla o işimizi tamamlamak isteriz. Burada kök çakramızda bir takım sorunlar olduğunu söylüyor. Aslında genelde kadınlarda blokaj olduğunda bizim hemen kök çakramız etkilenir. Kök çakramız etkilendiği için de köklenmekle alakalı, yani aile kurmakla alakalı bazı sorunlarımız meydana geliyor. Demek ki şöyle bir durum var. Enerjisel olarak Temmuz ayında biz kök çakramızın tıkalı olduğunu keşfedecek olabiliriz çoğunluğumuz. Bunun için dinleneceğiz, yenileneceğiz ve ardından güneşimiz doğacak da olabilir. Böyle bir yorum da yapabilirim sizler için. Tabii kendim için de. Şu çakramızı düzeltelim de arkadaşlar, Allah'ın izniyle zaten ilahi adalet de tecelli ediyor. Hayatımıza çok böyle bize uygun bir erkek geleceğini söyleyebilirim. Çok mutlu olacağımızı da buradan görebiliyorum. Bu arada ben de bekar olduğum için kendimi de kattım. Hani bu yeni gelecek olan erkek, yeni aşk hayatımızla alakalı. Ama güneşin gelmesi çok güzel oldu bizim için. Çok umut verici bence. Çok güzel. Temmuz ayı. Hatta bu Ağustos ayına bile sarkabilir arkadaşlar. Çünkü güneş, hani güneşin en çok hissedildiği aylar Temmuz ve Ağustos ayları olduğu için Ağustos ayında da bunları hissedebiliriz, yaşayabiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açılımımız bu kadardı. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.